أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في آية أخرى: استعيذ بالله وهو معكم أينما كنتم، الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. Kıymetli dostlar, Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. Her adımımıza bir haç, bir umre sevabı ihsan eylesin. Bu yolda aldığımız, verdiğimiz nefesleri tesbih ve zikir olarak amel defterimize kaydetsin. Yüce Rabbim, ruzu mahşerde yüz aklığımıza, hesabımızın kolaylığına, sırat köprüsünü şimşek gibi geçmemize vesile eylesin. Müminlerin bir araya gelişi, hele Kur'an ve sohbette ve sünnette bir araya gelişleri kesinlikle kârlarınadır, zararlarına değildir. Bir mümin, bir mümin kardeşini görüp böyle mutluluk duyduğu zaman bile bir sadakadır. Nerede kalsın ki, Kur'an ve sünnet etrafında buluşmak, bir Kur'an hizmet merkezinde buluşmak, bu ayrı bir güzellik, ayrı bir özelliktir. Biraz önce dersimin başında okuduğum iki tane ayeti kerime, her birimiz için hem güzel bir müjdedir, hem de iyi bir uyarıcıdır. Birinci olarak okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki, Estaizu billah, وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَاد۪ي عَنِّي Kullarım beni sana sorup, benim durumumu öğrenmek istedikleri zaman cevap olarak şunu söyle onlara: fe inni qarib, ben kullarıma çok yakınım. Ucibu da'vete da'i iza da'ani, bir kulum samimiyetle ya Rab derse ben de ona buyur kulum derim, duasına icabet ederim diyor. Bu ayeti kerimede Rabbimiz bize çok yakın olduğunu, kendisine yalvardığımız zaman duamıza buyur diye icabet ettiğini haber veriyor. Öyleyse fel yestecibu li, benim kendi dualarını kabul etmemi benden istesinler. Vel yu'minu bi, gerçekten inanılması gerektiği gibi bana iman etsinler ki leallehum yarşulun, böyle yaparlarsa rüşte, kemale, olgunluğa ermiş olurlar. Kıymetli dostlar, bu ayeti kerime bize karada, havada, denizde, her zaman ve her yerde Rabbimizin bize çok yakın olduğunu, ya Rabbi dediğimiz zaman bize, yalvarışımıza cevap vereceğini haber veriyor. Bir başka ayeti kerimede Kaf suresinde وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ İnsanı biz yarattık. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ Nefsi ona neyi vesvese veriyor, kalbine neler akıtıyor, onları biz biliyoruz. وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz insana şah damarından daha yakınız buyuruyor. Bu ayeti kerime bir öncesinden biraz daha ileri boyutu anlatıyor. Rabbimizin bizi her yönüyle kuşattığını, kalbimize nefsimizin neyi vesvese olarak akıttığını bildiğini söylüyor. Ve bize şah damarımızdan da daha yakın olduğunu söylüyor. Bu ayeti kerimelerle kıymetli dostlar, Rabbimiz kendisini bize tanıtıyor. Bizimle olan onun arasındaki münasebetler
nasıl olmalıdır? Rabbimizi biz nasıl tanımalıyız? Bu ayetler gerçekten bize Rabbimizle olan münasebetlerde onu nasıl tanımamız gerektiğini öğretmesi bakımından önemlidir. Hani hepinizin çok kere duyduğu bir Cibril hadisi var. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam genç bir delikanlı suretinde geliyor, önünde oturuyor, dizlerinin üzerine ellerini koyuyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soruyor. Bembeyaz bir elbiseyle efendim genç bir delikanlı suretinde gelen, kimliğini gizlemiş, kim olduğu belli olmadan soru soran bu zat herkesin dikkatini çekiyor. İman nedir diye soruyor, İslam nedir diye soruyor, bir de ihsan nedir diye soruyor. İmanı anlatıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ı da anlatıyor. O anlattığından bizim hani halk arasında kullandığımız iman şartları, İslam şartları var ya, o Cibril hadisinde özetle zikredilmiş oluyor. Bizim kendi ifadelerimizde de iman şartı ve İslam şartı başlığı altında bunlar zikrediliyor. Bir de ilaveten ihsan nedir diye sordu. İhsanı neden sordu? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ihsan ve muhsin kelimeleri çok geçiyor. Yani Allah muhsin olan kulları sever. Efendim, ihsanda bulunun gibi ayetler var. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا Allah Celle Celaluhu insanı ihsanı tavsiye etmiştir. Allah'a karşı, annesine karşı, babasına karşı, çevresine karşı ihsan emretmiştir. Dolayısıyla Cibril hadisinde özellikle de iman sorulmuş, İslam sorulmuş, bir de ne sorulmuş? İhsan sorulmuş. İhsana Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği cevap da çok enteresandı. En te'abudu Allah'a ke enneke terah. Fe illem tekün terah fe innehu yarak. Allah'a öyle kulluk yapacaksın ki sen bir kulsun. Kul olduğunu biliyorsun. Bu kulluğunu nasıl yapacaksın? Sanki Allah'ı sen görüyormuşsun gibi. Namaza durdun, Allah'ı görüyor gibi. Efendim yolda gidiyorsun, evine geldin, fark etmez nerede, ne işle meşgul olursan ol, sanki Mevla'yı görür gibi olacaksın. Bu çok yüksek bir makamdır. Buna tasavvufta müşahede makamı denir. Yani Mevla'yı görür gibi olmak. İnsan bunu bir yakaladığı zaman var ya, hayatı melekleşir. Şimdi Mevla'yı görür gibi olan bir insanın konuşması, bakması, yemesi, içmesi, oturması, kalkması, her şeyi ciddi manada bir kontrol içerisine girmiş olur. İnsan her şeyini kontrol içerisine almış olur. Bir ikincisi vardır. Bunun bir düşük derecesi vardır. Fe illem tekün tera fe innehu yarak. Müşahede makamından sonra murakabe makamı var. Evet, sen Cenab-ı Hakk'ı görür gibi olamıyorsan şunu çok iyi bil ki o seni görüyor. Görmüyorum ama görülüyorum. Görmüyorum ama görülüyorum. İşte buna ne deniyor kıymetli dostlar? İhsan makamı deniyor buna. Bu okuduğumuz iki ayeti kerime de bize ihsan makamını öğretiyor. Yani kullarım, ben size çok yakınım. Kalbinize, nefsinizin neyi vesvese verdiğini, dolayısıyla kalbinizden neler geçtiğini ben biliyorum. Öyleyse benden saklayabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Peki, ben size hatta şah damarınızdan da daha yakınım diyor. Zaten ihsan da bize bunu gösteriyor, ihsan makamı. Mevlamızın bizimle beraber olduğunu, bize bizden yakın olduğunu idrak etmemizi bize öğretiyor. Kıymetli dostlar, her birimiz şöyle oturduğumuz zaman, geçmişimizi düşündüğümüz zaman, bir ölüm gelse, ah şunları neden yaptım diyebileceğimiz, hayatımızın geri kalan kısmında kirli olarak kabul ettiğimiz, amel defterlerimizi lekelediğimiz şeyleri hep düşününce, nereden kaynaklanıyor? Mevla'dan, gafletten kaynaklanıyor. Görüldüğümüzü fark edememekten kaynaklanıyor. Yani tabiri caizse arkadaşlar, beleşten hiçbir şey yok yani. Yani ben bu günahı ile işledim ama beleşten bunu yedim gitti, bu yoktur. Ancak şu vardır sadece,
Allah Celle ve Ala Hazretleri tevbe kapısını açık bırakmıştır. Temizlenmek isteyen insanlar her zaman, tabiri caizse hamam her zaman açık olur. Temizlenmek isteyen insan gider, temizlenir. Hamam ücretlidir ama Cenab-ı Hakk'ın temizlemesi ücretli değildir. Sadece tevbe, nedamet, pişmanlık yeterlidir. Fakat bu noktada bizim de bir yanlış alışkanlığımız var. Nedir o yanlış alışkanlığımız? Biz şimdi hani cuma akşamları bir tevbe istiğfar ederiz. Veya biraz canımız sıkıldığı zaman, günahkar olduğumuzu hissettiğimiz zaman otururuz, bir cemi hatalarımızdan estağfurullah deriz. Böylece temizlendiğimizi düşünürüz. Halbuki temizlenmek için ciddi bir nedamet gerekir, pişmanlık gerekir. Yani pişmanlık duymadan hiçbir suçtan dolayı ne kadar estağfurullah dersen de temizlenmiş olmaz. Evvela insan pişmanlık duyması lazım. Nereden yaptım? Keşke yapmasaydım. Bir daha yapmayacağım. Ben bu işe neden bulaştım demesi lazım. Böylesine pişmanlık duymadığı hiçbir günahtan temizlenmiş olmaz. Tekrar başa doğru dönüyorum. Kıymetli dostlar, bu ayeti kerimelerin bize vermek istediği mana, bize vermek istediği ruh nedir? Ey Müslümanlar, siz hayatınızı idame ettirirken nefis bir taraftan saldıracak, şeytan da bir taraftan saldıracak, kalbinize vesveseler akıtılacak. Şeytan gibi insanlar da sizi bir takım şeylere davet edecekler. Ama siz şunu bilin, sağınızda şeytan, solunuzda nefsi emmare fark etmez. İçinizde, şah damanınızdan daha yakın, size sizden daha yakın ve sizinle beraber olan Allah vardır. Şeytan size vesvese verirken, nefis size vesvese verirken, düşmanın size attığı mermileri Allah görüyor. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ diyerek, şeytanın attığı mermilerden bana sığınırsanız ben sığınmanızı hemen duyarım. Sığınmanızı hemen duyarım. Ben فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي bana ya Rabbi dediğinizde buyurun derim size. Gereği neyse ben onu yerine getiririm diyor. Kıymetli dostlar, şunu sorayım size. Allah vaadine hulfeder mi? Verdiği sözü yerine getirmezlik olur mu? Asla. İnna Allaha la yuhliful miat. Allah verdiği sözü hulfetmez. Verdiği söz neyse bunu yerine getirir. Öyleyse biz Rabbimizin bize çok yakın olduğunu bilerek ya Rabbi diye, yani kalpten bilinçli bir şekilde kendisine yalvardığımızda, çünkü birçok kere insan dua eder ama aklı başka yerde, kalbi başka yerde, dudakları alışmış bir takım dualara yapar dua. Bu dua çok ciddi bir dua değildir. Çok samimi bir dua değildir. Samimi dua hangisidir? Geçen de bir kardeşimizle pazar günü konuşurken dedi ki, 6 ay hapishanede yatan bir kardeşimle buluştum dedi. Nasıl çıktın dedim ona. O da dedi ki, bırak dedi çıkmayı dedi. Her Müslüman bir 5 ay, 6 ay yatması lazım hapishanede. Dedim ya kes sesini, nereden çıktı o yani? Dedi kardeşim dedi, orada dedi o kadar güzel dualar oluyor ki, o kadar samimi namazlar oluyor ki. Peki soruyorum size, hapishanedeki insan o hapishanede okuduğu Kur'anları, kıldığı namazları ve yaptığı duaların hazzını unutamıyor. İyi ki girdim diyor. Eğer atmosfer içeride müsaitse iyi ki girdim diyor. Niçin iyi ki girdim diyor? Bir sürü kaza namazı kıldım diyor. Bir sürü Kur'an okudum, namazdan haz aldım diyor. Kabe'de bu kadar haz alamadım diyor. İşin temel esprisi nedir kıymetli dostlar? Şimdi hapishanede kalan insan dört duvarın arasında çaresiz kaldı mı? Çaresiz kalınca hanım dese telefonla görüşemiyor, yavrum dese oğluyla konuşamıyor, paraları cebine atsa para bulamıyor. Telefon yok, hanım yok, evlat yok, dört duvar arasında çıkmak istese çıkamıyor, çaresiz. Çaresiz olunca insan ne oluyor bu sefer? Tamamen Cenab-ı Hakk'a samimi olarak ya Rabbi diyor. Kuyuya düşmüş bir insan düşünün, düştüğünü kimse bilmiyor. Kuyudan çıkma umudu az. O insan şimdi orada ya Rabbi dediği zaman nasıl bir ya Rabbi der? Çok samimi duygularla ya Rabbi der. Orada o kuyudaki insan benim sesimi Allah'tan başka kimse duymaz. Allah duyar ancak sesimi der ve samimi dua eder orada ya Rabbi der.
Hapishanedeki insan da öyledir. Hasta olan insan da öyledir. Ciddi bir hastalığa muptela olmuş. Efendim doktor tahlil neticelerini bekliyor. Ya işte kötü hastalık olabilir, olamaz falan, böyle hayaller içerisinde, gitgeller içerisindeyken bir namaz kıldığını, ellerini bir kaldırdığını, Ya Rabbi dediğini düşünün, çok samimi olarak Ya Rabbi demiş olur. Bizim de Ya Rabbi deyişlerimizde şu şuur önemli. Mevla bana yakındır, bana benden yakındır, şah damarından daha yakındır. Bu anlayış ve şuur içerisinde Ya Rabbi dediğimiz zaman her birinizin, kıymetli dostlar, değişik sıkıntıları var. Birisi ailesinden sıkıntısı olur, birisi kardeşinden sıkıntısı olur, birisi çocuğundan sıkıntısı olur, birisi müşterisinden sıkıntısı olur, birisi sağlığından sıkıntısı olur, olur da olur. Bu sıkıntıları ancak Mevla ile aşabiliriz. Mevla yardım ederse bunları aşmış oluruz. Mevla yardım etmezse bu sıkıntılardan kurtulamayız. O zaman bu sıkıntılar için Mevla'ya yalvarmak lazım. Hocam ben çok yalvarıyorum diyebilirsiniz. Ben burada iki şey söylerim size. Bir, sizden ve bizden yalvarmak vazifesi, kabul etme zamanı ve zeminini Allah kendisi tayin eder. Zira hem peygamberler tarihinde biz bunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil ve Avenesi için kafasını, affedersiniz, Kabe-i Muazzama'da secde ederken getirdiler devenin leşini, secde halindeyken kafasının üzerine koydu. Leş de çok ağır, Efendimiz kalkamadı. Hazreti Fatıma annemiz koştu, gücü yetmedi. Başkalarını çağırdı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden leşi attırdı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkmış oldu. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Cehil ve aşırı din düşmanlığı yapan, Müslümanlara aşırı zulmedenlerle ilgili beddua etti mi, etmedi mi? Etti. Peki Ebu Cehil ne zaman geberdi? Ta Bedir muharebesinde geberdi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken onun şerrinden kurtulmak için yalvarmadı mı? Yalvardı. Ne zaman? Ta hicret oldu, Medine'ye gidildi, Bedir muharebesi oldu. Bedir muharebesine gelindi. O zaman Ebu Cehil, Efendimizin duası tecelli etmiş oldu. Öyle aleyhissalatü vesselam Efendimizin birkaç kişi için yapmış olduğu beddua vardı. Hepsi değişik zamanlarda belasını buldular. Şunu söylemeye çalışıyorum. Peygamberler bile yaptığı duayı ne yapmamışlardır? Hemen neticesini beklememişlerdir. Neticesini Allah'a bırakmışlardır. Hemen neticesi gelen dualarda olmuştur. Yağmur duasına çıkmış aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Medine'dekiler dediler ki, Ya Resulallah, hayvanlarımız kuraklıktan telef olacak. Susuzluktan bahçelerimiz kuruyacak. Bize dua et, yağmur duası yap. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yağmur duası yapıyor. Ellerini daha indirmeden yağmur yağmaya başlıyor. O kadar yağmur yağıyor ki, yani anında tecelli eden, kabul edilen dualardan örnek bu. O kadar yağmur yağıyor ki Medine sokakları artık sel gibi böyle sular akıyor. Dediler ki, Ya Resulallah, biz yağmur istedik ama bu kadar da fazla istemedik. Bu çok oldu. Tehlike arz ediyor bağımız, bahçemiz için. O zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz ellerini kaldırdı. Allahümme havaleyna la aleyna. Allah'ım bu yağmuru üzerimize değil de çevremizdeki bu bağlara, bahçelere yağdır diye dua etti. Böyle sanki gök yarıldı. Yağmur sağa sola doğru kaydı. Onların olduğu yerde yağmur kesilmiş oldu. Yani kullandıkları alanda yağmur kesilmiş oldu. Bağlarda, bahçelerde yağmur devam etmiş oldu. Yani böyle anında kabul edilen dua var. 3 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra kabul edilen dualar da var peygamberlerin hayatında. Öyleyse biz yalvaracağız, yalvarmaya devam edeceğiz ama duanın ne zaman kabul edileceğini kime bırakacağız? Sahibine bırakacağız. O en iyisini bilendir. Biz umudumuzu kesmeyeceğiz, duamıza devam edeceğiz. Tekrar ben şimdi ayete dönüyorum. Ayet-i kerimede ne buyurdu Rabbimiz Celle Celaluhu? Habibim, sana beni soracaklar. Kullarım beni nasıl bilmeleri lazım? Onlara şu cevabı ver. Fe inni garib. Ben çok yakınım. Kaf suresindeki şah damarından daha yakınız. Nefsi neyi vesvese verdiğini biz daha iyi biliriz. Biz biliyoruz. Mevla buyuruyor Celle Celaluhu. Kıymetli dostlar, bu ayet-i kerimeler bizim için
hayatımız için çok önemli. İkinci okuduğum ayet-i kerimede de Estağfirullah ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir buyuruyor. Bu ayetleri birleştirdiğimiz zaman bir Müslümanda Allah ile bağlantısı, Allah'ı tanıması ve bilmesi bu çerçevede olunca genç olsun, ihtiyar olsun, zengin olsun, fakir olsun, kadın olsun, erkek olsun, amir olsun, memur olsun hiç fark etmez. İnsanları bir defa kullukta birleştiriyor. Kibir ve gurur kalmıyor. Allah'ım Celle Celaluhu bana benden yakındır, benimle beraberdir, beni görüyor ve beni biliyor. Ve benim Ya Rabbi değişimi bekliyor. Bu anlayış bizde olunca kıymetli dostlar, yalan söylemek mümkün değildir. Namahrama bakmak mümkün değildir. Namazı aksatmak mümkün değildir. Tadil erkana uymamak mümkün değildir. Şimdi ne yapıyoruz? Namaz kılmayanlara bir şey demiyoruz. Onlar kendi inanç çerçevesinde bir hayat sürdürüyorlar. Mevla noktasında ciddi bir gaflet içerisindeler. Onlar onun için namazı kılmamaktan rahatsızlık duymuyorlar. Ancak namazı kılan insanlar, beş vakit namazı düzenli kılan insanlar, bunlar da kendi arasında bu ayetlerle bağlantısının zayıflığına göre, kuvvetliğine göre farklı farklıdır. Yani bir farkı adam namaza duruyor ama 10 dakikada kılınacak namazı 5 dakikada kılıyor, 4 dakikada kılıyor. Bu namaz sonuçta kıldım diyor ama bu namaz namaz değil, namaza benzemiyor. Namaza benzemiyor. Önümüze gelen bir yemeğin tuzu eksik olsa, az pişmiş olsa hemen itiraz ediyoruz. Ya bir tuzun eksik olması, az pişmiş olması, yemeğin biraz kokmuş olması bizim o yemeğe karşı olmadı bu dememize sebep oluyor da bizim namazımızın tuzu acaba tamam mıdır? Kokusu var mıdır? Pişmiş midir? Olgunlaşmış mıdır? Koyuyoruz gidiyor. Burada kıymetli dostlar okuduğum ayet-i kerimeler hem namaz konusunda hem diğer hayatımızın akışı içerisinde kulluk adına karşı karşıya kalacağımız her şey noktasında bizi olgunlaştırır. Bizi kemale erdirir. Şunu söylemek istiyorum kıymetli dostlar. Elbette biz bu ayet-i kerimeleri vaazlarda, sohbetlerde dinlemişizdir. Belki bir kısmınız bazı ayet-i kerimeleri tefsirlerde de müzakere etmiş olabilir. Tekrar tekrar bunları duymuş olabiliriz. Ben bu akşam siz dostlarımla şunu paylaşmak istiyorum. Yeni bir yılın içerisindeyiz. Muharrem ayı bitti, birinci ay bitti, Safer ayının içerisindeyiz. Dolayısıyla yeni bir yılın içerisinde geçmişi şöyle gözden geçirdiğimiz zaman olmamasını istediğimiz hayatımızda kurtulmak istediğimiz yanlışlarımız yok mudur? Vardır. Ben bu ayet-i kerimeler müvacihesinde sadece iki tane noktada siz kardeşlerime kendimizi kontrol edelim, yeni yılımızı buna göre bir tanzim edelim diyorum. Nedir bu iki nokta? Birincisi namazlarımızdaki tadil erken. Durduk namaza, Mevla bana çok yakındır. Mevla şah damarımdan daha yakın bana. Mevla benimle beraberdir. Namazlarımızdaki tadil erkanı kıymetli dostlar hepimiz hayatımızda ön plana almamız lazım. Birinci plana almamız lazım. Ben siz dostlarımın namaz konusunda sıkıntı yaşamadığını inanıyorum. Yani namazınızı karada, havada, denizde her zaman ve her yerde kılacağınıza, yurt içinde, yurt dışında seferler yapsanız bile mutlaka namazınızı hesap edeceğinize inanıyorum. Ancak namazımızı tadil erken üzere usulüne uygun bir şekilde kılıp kılamadığımız noktasında çok emin değilim. Ama size özellikle tavsiye olarak, dostlarım, kardeşlerim olarak şunu bu yılımızın içerisinde yani 1441 dediğimiz ikinci ayına girmiş olduğumuz bu yılımızın içerisinde Allah'ım ben namazı dosdoğru tadil erken üzere rızana uygun bir şekilde kılmaya karar verdim. Sen bana yardım eyle, elimden tut, becerttir, muvaffak eyle diye bu konuda özellikle bir dönüm noktası olmasını her birimiz için, her biriniz için tavsiye ediyorum. Çünkü
Namazımız doğru olursa, tadil-i erkana uygun, münasip olursa diğer işlerimiz de düzelmeye başlayacak. Çünkü inne salate tenha anil fahşai vel münker, Allah buyuruyor. Dosdoğru kılınan bir namaz insanı yalandan, zinadan, faizden, krediden, her türlü günahtan, her türlü felaketten korur diyor Allah. Ankebut suresinde. Demek ki o namaz düzgün olmayınca bizim diğer işlerimiz de bozuluyor. Bir kardeşimiz soruyor, diyor ki hocam diyor, pazartesi bir ödeme yapmam lazım. Ancak para bulamadığım için bir arkadaşımız krediden çekmiş bir parası vardır. Onu kullanabilir miyim diyor bir haftalığına. Bir hafta sonra normale dönecek. Dedim bak kardeşim, Allah beni İsrail'i balıkla imtihan etti. Seni de bu manzarayla imtihan ediyor. Yani faiz haram mıdır? Haramdır. Sen şimdi biraz sıkıştın. Sıkışınca faizle karşı karşıya kaldın. Allah Celle Celaluhu şimdi seni imtihan ediyor. Bakalım haram karşısındaki hassasiyetin ne olacak, ne olmayacak. Burada bir imtihandasın. Şimdi geliyorum yine birinci tavsiyemle ilgili bölüme. Namazımızı kıymetli dostlar bu yıl içerisinde düzene koyarsak inanın ki hayatımızın büyük bir bölümü düzene girmiş olacak. Namazın düzene girmesi de tadil-i erken noktasında iki şeyi hatırlatmak isterim. Bir tanesi, gerçekten namazı acele mi kılıyoruz yoksa namazda bir ihtimamımız var mıdır? Bunu bir gözden geçirelim. Yani bir namaz, nereden bakarsan bak, bir rekatlık, her rekatı en az bir dakika, bir buçuk dakika alır. Dört rekatlı bir namaz beş dakikada kılınır. Yani namaza başlamakla bitmek bir oluyorsa biz namaza acele ediyoruz. Çocuklarımıza söyleyelim, bilmediğimiz, haberimiz olmadığı bir zamanda bizim namazımızı kameraya alsın. Çocuklarımıza söyleyelim, eşimize söyleyelim. Hanım, ben hiç farkına varmadan, haberim yokken benim kıldığım iki rekatlık, dört rekatlık namazı bir kameraya al. Bizim haberimiz olmadan kıldığımız namaz kameraya alındıktan sonra bir de oturalım şöyle kendi kıldığımız namazı kendimiz seyredelim. Gerçekten acele mi ediyoruz? Yoksa namazın hakkını vererek bilinçli bir şekilde, seve seve kıldığımızı anlatacak şekilde kılabiliyor muyuz? Bu önemlidir kıymetli dostlar. Yani tadil erken dediğin rükûde kendisini gösterir, secdede kendisini gösterir. Tadil erkenin baktığın zaman gözükmeyen bir kısmı da nedir kıymetli dostlar? Namazda okuduğumuz kıraattir. Namazda okuduğumuz kıraat, Sübhanekesir, bir tesbihten ibarettir. Ama Fatiha ayettir, Zamm-ı Sure ayettir. Okuduğumuz bu Kur'an acaba usulüne uygun mudur, değil midir? Bu da tadil erkeni ilgilendirir mi? Tadil erken demek farzları doğru yapmak demektir. Kıraat farz mıdır? Kıraat da farzdır. Kıraat farz olunca bu sefer o namazın içerisinde okuyacağımız ayetler, süreler, dualar da nedir? Düzgün okunması noktasında bir eğitim ister. O zaman namazın tadil-i erken ile kılınabilmesi için bir defa acele etmeyeceğiz namaza. Niye acele ediyorsun kardeşim? Niye acele ediyorsun? Sevdiğin bir insan seni ziyarete gelmiş olsa, biraz sonra kalkmak istese ne diyorsun ona? Otur kardeşim ya, otur. Acele etme diyorsun ya. Otur diyorsun. Sevdiğin insan yanından bir an önce kalkarsa rahatsız oluyorsun. Biraz daha beraber zaman geçirmek istiyorsun. Namazda peki sen niye acele ediyorsun? Demek ki burada sevgide ne var? Sıkıntı var. Cuma, pazar sohbetinde de söylemiştim. İki türlü namaz kılmak var. Bir sırtımda borçtur. Bu borçtan kurtulayım diye namaza durup namaz kılmak var. Bir de namaz Allah ile buluşma zamanıdır diye namaza durmak var. Şimdi Allah ile buluşma zamanıdır, randevu saatidir diye namaza durursan, Allah ile buluştun diye çok mutlu olursun, acele etmezsin. Esnaf kardeşlerimizden, sizin gibi dostlarımızdan, gerçekten namazını hassas hassas kılan kardeşlerimizi görünce çok ciddi manada mutlu oluyorum. Adam hem işi var, iş sahibidir, hem de namaza durduğu zaman hiç acele etmiyor. Ne tesbihatında acele ediyor, ne duasında acele ediyor, namazı namaz gibi kılıyor.
İnanın ki bir gençlerin böyle işte 10 yaşında, 15 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında ortaokula, liseye, üniversiteye giden bir öğrencinin namaz kılmasından çok mutluluk duyduğum gibi böyle ticaretle uğraşan kardeşlerimizin namazı dosdoğru düzgün kılma noktasında acele etmeden usulüne uygun bir şekilde kılmaktaki hassasiyetleri çok imrendiğim kişilerden veya ibadetlerden birisi oluyor. Şimdi özetlemek icap ederse kıymetli dostlar, sizi dostlarımla bu sene hayatımıza kazandırmamız gereken en önemli birinci vazifemiz ne olsun diyoruz. Namazımızı kılmak olsun demiyorum. Zaten namazı kılıyoruz diyorum. Namazımızı dosdoğru kılmak olsun. Dosdoğru kılmak olsun. Neden bunu söylüyorum sizinle? Neden ısrarla bunu istiyorum? Çünkü dosdoğru kıldığımız namaz bizim hayatımızı düzeltecek. Haramlara karşı frenlerimizi sağlamlaştıracak. O namaz bizim bakımımızı yapacak. Biz namazın bakımını yaparsak namaz bizim bakımımızı yapacak. Biz namazın bakımını yapmazsak biz bakımsız kalacağız. Madem ki Ankebut suresinde Allah Celle Celaluhu şüphesiz namaz insanı kötülüklerden men eder diyor. O zaman biz namazı doğru düzgün kılmadığımız zaman bu garanti yok. Doğru dosdoğru kılınması lazım. Onun için eğer bu konuyu halledersek hayatımızda çok önemli bir vazifemizi halletmiş olacağız. Biraz önceki ifademden siz de takdir buyurursunuz. Namazda hadi rükû hallettin, hadi secdeyi hallettin. Peki kıraatı nasıl halledeceksin? Kıraat zaman ister kıymetli dostlar. Evvela rükû ve secdesi ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Bazen kardeşlerimiz de böyle tadil erken konusunda konuşuyoruz. Değişik kitaplardan, hadislerden ve kelam-ı kibardan nakiller yapıyoruz. İnsanı gerçekten böyle düşündürücü tadil erken noktasında bakıyorsun ki bir hafta, iki hafta namazlar iyi gidiyor. Tadil erken yerinde. Fakat sonra tekrar alışkanlığına dönüyor, rücu ediyor. Onun için ben size diyorum ki çok zor bir şey değildir. Eşinizle anlaşın. Siz ona yapın, o size yapsın. Hiç haberinizin olmadığı bir zamanda kıldığınız iki rekat namazı, dört rekat namazı kameraya alsın. Sonra siz seyredin. İnanın ki kıldığınız namazı beğenmeyeceksiniz. Kendi kıldığınız namazı beğenmeyeceksiniz. Rahmetli Arşı Kutlu Hoca Efendi, kesik bacak İsmail Efendi'ye haç dönüşünde uğramış. Kesik bacak İsmail Efendi, o da Reisül Kurra. Demiş ki Aşık Efendi'ye, rahmetliye, bir aşır oku da dinleyeyim seni demiş. O da bir sayfa aşır okumuş. Hafız demiş, iyi okudun, güzel okudun ama demiş, 27 tane yanlışın vardı demiş. Rahmetli Aşık Kutlu kendisi anlatıyor bunu. Dedi ki ya Allah Allah, benim yanlışım var da ben bilmiyorum. Sonra gittim memlekete diyor. Aynı aşrı okudum banta. O zaman teypler vardı. Banta okudum. Sonra bastım düğmeye, kendi aşrımı kendim dinledim. Hakikaten saydım 27 tane yanlışlık dedi. Tabi o kıraat ilmindeki ciddi incelikler, onlar kendi arasına. Kendi aşrımı kendim dinleyince kendi yanlışlarımı kendim de gördüm dedi. Şimdi siz kendi kıldığınız namazınızı eşiniz veya çocuğunuz haberiniz olmadan kameraya çeksin. Ondan sonra basın düğme, kendi kıldığınız namazı kendiniz seyredin. Bakınız, olmadı diyeceğiniz yönleri kendiniz göreceksiniz. Onun için bu da bizi biraz daha bilinçli bir şekilde bu işi, bu ibadeti yapmaya sevk edecektir. Görülmeyen kısım, gözüken kısım rükû ve secdedir. Dışarıdan baktığı zaman vatandaş senin tadil erken uyup uymadığını oradan görüyor. Ama görülmeyen kısım da kıraat kısmıdır. İşte ikinci tavsiyem de size şu olacak kıymetli dostlar. Bu hicri yılın ikinci ayında bu sohbetlerimiz yeni başlamış oluyor. Dolayısıyla bu sohbetlerin bidayetinde size ikinci tavsiyem, Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuma noktasında bu sene geçtiğimiz senelerden daha farklı boyutu kazanmamız lazım. Okumasını bilmeyen kardeşlerimiz kesinlikle Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenmesi lazım. Bilen kardeşlerimiz
talim ve tecvid kriterlerine uygun bir şekilde öğrenmesi lazım. Talim ve tecvid kurallarına uygun bir şekilde okumasını bilen kardeşlerimiz de mutlaka virt olarak evlerinde belli miktarda, belli sürede evlerimizde Kur'an-ı Kerim'i okumayı prensip haline getirmemiz lazım. Kardeşler, bu televizyonlar çıktıktan sonra evlerden Kur'an kesildi. Sabahtan akşama kadar televizyon, arabaya biniyor insanlar, şarkı türkü, iş yerine gidiyor, şarteli açıyor, şarkı türkü, eve geliyor, uyuyuncaya kadar şarkı türkü, efendim magazinler vesaireler, yani Kur'an'dan uzaklaşmış bir hayat. Peki kalplerimiz neyle yumuşayacak? Kalplerimiz neyle yumuşayacak? Kendimize neyle gelmiş olacağız? Şimdi düşünün ki, affınıza sığınarak söylüyorum, 5 vakit namazını camide kılan bir Müslüman, dinlediği şarkılar, türküler, haberler, okuduğu, dinlediği Kur'anlardan çok daha fazla ise, bu insan sizce doğru yolda mıdır? Namazını kılınca doğru yoldadır. Ama namaz kılan bir insan, Kur'an'dan tamamen kopmuş, hayatında Kur'an yok, evinde yok, iş yerinde yok, efendim arabasında yok. Ne var ya? Tam bunların yerinde şarkı, türkü, eğlence, haberler, diziler vardır, Kur'an yoktur. Yani Kur'an hayatımızdan uzaklaşmış oldu, inanın ki. Hani Furkan suresinde Allah Celle ve Aleyh Hazretleri Cenab-ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir şikayetini bize arz ediyor. فَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا Peygamber dedi ki, ey Rabbim, bu benim kavmim Kur'an-ı Kerim'i terk etmiş. Bu bir şikayettir, Efendimizin şikayetidir. Dolayısıyla o gün bu farklı anlamda olsa bile bugün Müslümanlar evlerinde, iş yerlerinde Kur'an-ı Kerim'i tamamen kapatmışlarsa bu Kur'an-ı Kerim'i terk manasına gelir. Üzülerek şunu ifade etmek isterim. Sık sık eskisine göre daha fazla evlerden Kur'an-ı Kerimler getiriliyor, camiye bırakılıyor. Evlerden Kur'an-ı Kerimler getiriliyor, camiye bırakılıyor. Başkası da var biliyorsun, adam affedersin çöp dışarı evin dışına çıkardığı çöplerin üzerine Kur'an-ı Kerim'i koyduğu da oluyor. O daha insafsız. Yani bunu okuyan kimse yoktur bizim evde. Biz de anlamıyoruz bundan. Ne yapayım, ben onu satamayacağıma göre çöple beraber gitsin diyenler de var. Onlar hepten zır zır deli diyeceğim. Ama vatandaş evinden Kur'an-ı Kerim alıp camiye getirip teslim ediyorsa hayırdır. Niye camiye teslim ediyorsun bunu? Senin evinde Kur'an lazım değil mi? Evlerden böylece Kur'an çıkmış oluyor. Bu büyük bir tehlike. Özetle söylemek icap ederse kıymetli dostlar, Mevla bizimle beraberdir. Mevla bize bizden yakındır. Şah damarımızdan daha yakındır. Ya Rabbi dememizi bekliyor. Öyleyse Mevla ile bu bağlantımızı güçlendirme adına bu sene gelin hep beraber namazlarımızı daha düzgün, daha kaliteli kılmaya karar verelim. Bu namazın kalitesinden bugünkü dersimde sizinle sadece özetle tadil-i erken konusunda hassasiyet gösterelim. Namazlarımızı birilerine kameraya aldıralım bilmeden. Kendi namazımızı kendimiz bir kontrol edelim, görelim. Göreceksiniz ki istediğiniz kalitede değildir. O daha çok etkileyecektir. İkinci sizden bu sene seferberlik olarak istediğimiz Kur'an-ı Kerim okuma noktasında bir zaman ayırmanızı istiyoruz. Geçen seneler biz vakıf olarak, vakıftaki hoca efendiler olarak, hoca arkadaşlarımız, mütevellideki dostlarımızdan Kur'an öğrenmek isteyenlere yardımcı olmaya çalışmışlardır. Değişik yerlerde olmanız münasebetiyle aynı merkezde toplanmak sizin için zor olabilir ama İstanbul'umuz zengindir. Ben bu işe karar verdiğim zaman ben bunu her yerde, İstanbul'un her yerinde Allah'ın izniyle yapabilirim diye düşünüyorum. İstanbul'da imkanlar çoktur. Diyelim ki bulunduğun mahallede böyle bir imkan yoksa, altındaki araba her tarafa gidiyor da bunu yapabilecek bir hoca efendiye götüremez mi? Elbette götürebilir. Arabaya binsek, trafiğin uygun olduğu bir saatte, yarım saatte İstanbul'un bir ucundan neredeyse öbür ucuna gidebiliyoruz. Onun için ben kardeşane bir şekilde siz dostlarımla yarın ahirette yüzümüzün aklına vesile olacağına inandığım bu iki tavsiyede bulunmak istiyorum. Birincisi, namazlarımızı
tadil-i erkan üzere kılalım. Ve ikincisi de bunu sağlayabilmek için de bunun unsurlarından birisi olan Kur'an-ı Kerim'le barışalım. Kur'an-ı Kerim'le buluşalım. Kur'an-ı Kerim'e zaman ayıralım. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri bu iki konuda başarılı olursak bizim hayatımızı değiştirecek ve olmaması gereken, hayatımızda olmaması gereken yanlışlardan nasıl böyle kolaylıkla sıyrılacağımızı göreceksiniz. Yani ben bir türlü sıyrılamıyorum dediğiniz yanlışlardan, bu namaz konusunda ve Kur'an konusunda ortaya koyacağınız hassasiyetin ne kadar büyük fayda temin edeceğini, nasıl böyle yağdan kıl çeker gibi o sıkıntılardan kurtulacağınızı hep beraber görmüş olacaksınız. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri beni de sizi de bu konuda muvaffak olan kullarından eylesin. Yüce Rabbim, namazında hassas olan, Kur'an okumasında bilinçli olan ve hayatını da buna göre, ahlakını da buna göre tanzim eden, son nefesinde de kelime-i şehadetle cennete uçar gibi kabre doğru uçan bahtiyar kullarından olmayı her birimize nasip eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.